Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynayacağız. Size mod indirmiştim, bir ev modu. Onun içini yaptım sadece. O evi göstereceğim. Bakalım. Yani ilk başta dün oynamıştım çünkü. Güzel bir ev, ben çok seviyorum. Şey 2+1. Ama büyük, kocaman. Bir açarsam göreceksiniz. Açayım. Ya arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın. Ve şu an bekleyin, durun. Durun. İlk başa geleceğim. İşte bu. Şöyle bir kuş bakışı göstereyim. Ev böyle. Ben hangisini ben yaptım, hangisi moddan ibaret, onu söyleyeceğim. Evet, ilk evin bahçesini gezelim bence. Evet, bir burada girişi var normal. Bir de şurada şey var, arabaların girmesi için. Burası da garaj. Görüyorsunuz, araba var orada. Tamam, şuradan girelim. Burada ne yazıyor? Bakalım. Max'in evi. Evet. Max kim diye merak ettiniz. Max. Ha, dur. 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 Max. Dur. Şeyi de unuttum onu herhalde. İşte Max. Max oğlum. Max. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. Aferin oğluma, gel. Gel, kulübene gidiyoruz, gel. Kulübeni tanıtacağım arkadaşlara, gel. Burası Max'in evi. Yani Max'in alanı gibi bir şey. Burada koşturuyor, oynuyor. Şurada kulübesi var. Şurada minik bir gölet var. Max için. Evet, kocaman bir. Max niye 2+1 göle büyüyorsun ya? Köpekler normalde suyu sevmez. Sirkeleme şeyi çok güzel olmuş Minecraft'ta. Yoktu herhalde önceden. Gel Max. Yuvana gir. Yuvana gir. Aferin. Otur. Otur oğlum. Aferin. Burası Max'in bölgesi. Bu şekilde. Minik bir, çok da minik değil ama, yani güzel bir kulübesi var. Burada işte çimenlik, oynamak için alanı var. Burada gölü var. Minik. Böyle. Sonra şurası ne yazıyor? Müştemilat yeri. Tamam, müştemilat burası. Müştemilatın ne olduğunu bilmiyorsanız, hizmetçinin kaldığı yer. Müştemilat diye yazdım tepesine. İlk karşımıza çıkan şey bir tane yatak. Bir tane el yıkamak için yer, sabun. Sonra dolabı var. Giysi dolabı. Burası sanırım banyo. Evet, banyo. Burası banyosu. Karşı tarafta tuvaleti zaten. Tamam, bu şekilde. Çok bir şey yok. Zaten küçükmüş müştemilat. Şöyle bir yukarıdan göstereyim. Şöyle minik bir müştemilat. Sonra yan bahçeye doğru, arka bahçede denebilir. Burası basketbol sahası. Bu nasıl işte basketbol oynanıyor? Bunun olayı şu. Bakın. Dün buldum bunu. Tabii video çekmiyordum. Dün video çekmedim. Çektim de Minecraft çekmedim. Nerede? Bakın şimdi. Elimizde bir sürü bal kabağı alıyor. Evet. Oynanıyor. Ama gerçek basketbol gibi olmuyor. Evet. Elimizde şu an 4 8 9. 9 × 64, siz bakın. O kadar bal kabağımız var.
Şimdi bu balkabağını ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Büyük soru. Ayarlara gireceğiz. Varsayılan oyun modu. Hayatta kalma. İşte. Karşımıza biri daha geçecek. Mesela burası benim potam. Karşıdaki de şu an bağlantılı oynamadığım için karşıda kimse yok. Ama Erhan'ın da yanına gideceğim. Erhan kuzenim. Onun da yanına gidip işte bağlantılı oynayıp oradan basketbol oynayacağız. Evet, bunun olayı. Aç kalmış. Balkabağı bölüyor muyum mu? Ben çok hayatta kalma oynamadığım için ben genelde kreatifte takılıyorum. Şimdi anlatayım. Buradan koşuyoruz. Mesela orada o huni var. Ben o huninin içine bu balkabağını koymadan onun bana vurup yani blok etmesi lazım. Böyle bir oyun. Oldu mu hiç test etmiyorum. Test etmedim. Ama olacağını düşünüyorum. Niye olmasın yani? Balkabağı niye balkabağı? Çünkü basketbol topuna benziyor. Yere koyayım. Bu tarafını görmeyin. Ha, basketbol topu. Az büyük ama. Neyse. Böyle. Neyse, değiştirelim. Tamam. Hadi akşam oluyor. Şimdi burada bir tenis kortumuz var. Yani ne tenis kortu? Voleybol sahası. Tenis kortu enginde olur ağalar. Böyle yapıyoruz, atıyoruz. Koşur koşur zıp zıp atıyoruz. Ben yani Minecraft'ta voleybol oynamadığı için öyle oluyor. Evet, burası böyleydi. Şunu daha dur bekleyin. Koşu alanını daha dün yaptım. Güzel bir şey oldu bence. Mesela bir bekleyin. Şuradan başlayacağız. Yok, burası olmaz. Şöyle. Buradan başlayıp buradan kaç kere geçtiğinde kaç tur attığını mesela bir zaman tutarsın. 5 tur kaç dakikada ya da saat olmaz tabii de dakikada geçtiğini hesaplarsın oradan. Buradan koşarsın, koşarsın, koşarsın. Bekle, takılma. Böyle koş. Böyle 1 oldu. Öyle 2, 3, 4, 5 diye gider. Yağmur yağmur. Böyle. Bence güzel. Ha, orada bir şey daha var. Biz neden gidip hazır alalım ki? Evimizde seralık bölge var. Sera yaptım. Evet. Tabii ekili bir şey yok ama ben öylesine yaptım yani. Tepesinde çadır var. Öyle. Ha. Burası ney mi? Dedim şimdi voleybol var, basketbol var. Futbol sahası da yapmasak olmaz. Ama futbol sahasında yer yok. O yüzden bir penaltı çekmek için bir alan yaptım. Mesela koşalım, koşalım, koşalım. Tabii top olmadığı için oynanmıyor Minecraft'ta. Evet, böyleydi. Son bir spor kompleksi oldu. Tamam. Şuradan gidelim. Şurası evin içi. Orayı sonra göstereceğim. Burası böyle kahvaltıyı hani dışarıda yapmak istersiniz ya. Böyle açık alanda. Onun için böyle bir masa yaptım. Sandalyeler falan. Burada belki arkadaşlarınızla barbekü partisi yaparsınız. Mesela şöyle. Alttan sıcaklık veriyor. Şuraya köfteleri koy. Bak var onunla ya. Bak mı? Yani bak evet. Burada da hani böyle havuz kenarlarında olur ya. Kantin gibi. Ama bu kendi evim olduğu için mutfak. Şurada meyve suyu yapma makinesi. Kokteyl. Evet. Şurada bir ağaç. Ağacı göstermem gerek yok. Burası böyle doğal. Doğal derken yani çiçeklerin içinde şurada mesela kitap okunur. Sallanır bir hamak gibi düşündüm.
Hamak gibi oldu, düşündüm. Hamak olur dedim. Burada şezlonglar var. Şemsiyeleriyle birlikte. Sonra burası havuz. Gelin beraber atlayalım. 3, 2, 1. Hop. Aa, işte bu. Oradaki havuzda böyle suyun üstünde oturmak ya da yatmak isteyenlerin kullanacağı bir halı. Tamam. Yağmur yağıyor zannettim. Şunlar geçince yağmur yağıyor. Tamam, bahçede başka dur. Garajı falan göstereyim. Yok, oradan gitmeyeyim. Şuradan kısa yol. Havuzun oradan. Etrafımızda şehir değil, ağaçlık ormanlık bölge. Bağ evi gibi bir şey. Bakın. Arka bahçe burası. Arka bahçede bir şey yok. Burası garaj. Şu benim arabam. Şu Erhan'ın arabası. Öyle düşündüm. Bağlantılı oynadığımız için her şeyle bağlantılı yaptık. Şu da motor. Genellikle Erhan kullanır. Ama çok benzememiş mi? Bir bakın şuna. Çok benzememiş mi? Vallahi süper olmuş. Çok benzetmişim bence. Orada da niye meyve suyu yapma makinesi var bilmiyorum. Tamam. Şurası da böyle ağaç. Ağaçların süslediği bir yer. Şuraya da bir masa yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Öyle içimden geldi yaptım. Evet. Burası ofis. Yani İngilizcesi de yanında çalışma odası. Girelim bakalım ne varmış. Bakalım. Burada bir kitaplık. Yani normal bir şey. Burada hani böyle ofis mobilyalarında olan böyle iki kişilik oturma. Burada bir kanepe var. Evet. Dokun Holding. Yönetim kurulu başkanı. Fikret Dokur. Kendimi patron yaptım. Dokur Holding'in patronu. Şuradan geliyorum. Evet. Güzel. Ben bilgisayarla oynanabilirim. Mouse var şurada da. Evet, şurada da ışıkları var. Elektrik gitmesin. Neyse, niye çok yavaş Minecraft'ta bugün ya? Arkada da böyle arka plan. Burada bir dede resmi var. Burada bir kocaman bir gemi resmi var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Öyle koydum. Çıkalım. Sırada evin içi var. Evin içine gideceğiz. Evin içini göstereceğim. Ben kapı numaramıza neymiş kapı numaramız? 1845. Kapı açık. Bir şey olmaz. Burası mutfak. Güzel bir mutfak tasarımı olmuş. İçi tamamen bana ait. Sadece dışı şey mod. İçini tamamen ben dizayn ettim. Evet. Şöyle güzel. Bir mutfak yani. Mutfak. Ne beklersiniz? Mutfak. Evet. Şurada bir buzdolabı var. Çok uğraşmadım ona. Şurası 4 kişilik bir yemek masası. Çok kişi yaşamadığı için bu evde. O arka bak yan havuzun olduğu yeri gösterdim zaten. Burası böyle oturma yeri gibi. Ama bu benim aklıma geldi ama çok düşündüm bunu. Bak L ama L'nin o alttaki kuyruğu çok kısa. Ve şöyle iki tane. İki tane minik L koltuk. Güzel olmamış mı bence? O bence olmuş. Şöyle televizyon var. Televizyon üzerine dövüş programı açık. Neyse. Burası da biraz büyük bir L koltuk. İşte L koltuk normalde böyle oluyor ama ben küçük yaptım. Şimdi şöyle birleştirsem buradan geçilmeyecek. İki tane yaptığım için de küçük küçük iki tane L koltuk yaptım. Güzel bir dizayn olmuş. Burada bir L koltuk daha var. Burası da şömine. Şömine köşesi. Oraya oturan televizyon izler. Buraya oturan şömine de işte sıcak sıcak oturur.
kış aylarında güzel olabilir. Alt katı gösterdik. Şimdi üst kata çıkalım. Asıl bombalar üst katta. Evet, karşımıza ilk çıkan oda. Bir yatak odası. Kimin odası? Benim odam. Başka kimin olacak? Bir tane de Erhan'ım var karşıda. Bekleyin, onu da göstereceğim. Burası benim odam. Burada PlayStation oynamak için bir televizyonum var büyük. Şurada chestlerim var. Komodin olarak düşünelim. Şurada işte gece lambası. Yatarken açıp kapatabiliyorum. Şuraya geçelim. Burası hani o çalışma odasından haricen belki odada yani olur mutlaka bir odada bilgisayar yani. Orası o bahçede gösterdim ya. Çalışma odası burası. Öyle bilgisayarla oynar belki. Yani her şey yapabilir. Bu arada yağmur yağıyor. Bunu açık yapalım. Biraz da gündüz yapalım. Öyle olsun. Evet, burada bir işte raflarımız var. Şeyin yanında. Buraya PlayStation kolu konulabilir. Burada bir dolap var. Klasik dolap. Burada şey işte lavabo var iki tane. Niye iki tane bilmiyorum. İçimden geldi öyle yaptım. Burası da bir banyo. Şunlar şampuanlar. Falan işte. Burası tuvalet. Tuvaleti de göstereyim hadi. Bunu kapçalım da evimi de şöyle gezdireyim ha. Böyle bir tuvalet yani normal tuvalet. Tuvaletin ne lüksü olacak tuvalet yani. Şimdi balkona gidelim. Burası sürgülü olarak düşünün. Ben öyle düşünerek yaptım. Şöyle bir balkon var. Erhan'ınki büyük ama kısa. Benimki ince ama uzun. Bakın. Böyle full balkon böyle. Benim odamın balkonu bu. Böyle full. Şuraya geçip böyle ormanın sesini dinleyebilirsiniz. Cik cik öten kuşlar. Bu şekilde güzel. Şuradan ise isterseniz ya, of düştüm. Hiç yapma. Burası havuza bakmak istiyorsan böyle buradan havuza bakarsın. Yani her yeri görebilen bir balkonum var. Evet. Böyle. Oradan da çok bir şey yok zaten. Şuradaki oturma yerlerini sonra göstereceğim. Merak ettiğinizi biliyorum. Evet. Erhan'ın odası. İzinsiz girmeyiniz. Çünkü neden? Onun nedenini birazdan anlayacaksınız. Ve gösteriyorum. Gösteriyorum. Az çok anladınız mı bilmiyorum ama işte. Erhan'ın 10 milyon abonesi var. Şurada play button'ı. Erhan ille dedi YouTuber olacağım, YouTuber olacağım. Ben dedim şirketle uğraşma, YouTuber ol sen dedim. Kanalının ismi Erhan 900. Böyle 3 monitörü var. Şurada işte green screen. Burada yani ışık var ya video çekerken arka planda. Şurada da bir kamerası var. Webcam de olabilir ama şöyle o tetikleyici mekanizma kancası. Güzel duruyor şey için, kamera için. Ay bir şey unuttum ya. Mikrofonu unuttum. Belki yaka mikrofonu kullanıyor olabilir. Ama isterse buradaki mikrofonu da kullanabilir. Kırmıştım yanlışlıkla dün. Ama düzeltmedim. Herkese arkadaşlar ben Erhan diye başlayabilir. Pardon. Burası da onun bir yatağı bazası başlığıyla. Burada aynı bir dolabı var. Yani şurada gece lambası falan var. Şuradan da işte her yeri orman manzarası. Rahatlatıcı bir yer. Evet. Şurada balkonu var Erhan'ın. Dediğim gibi Erhan'ınki kalın ama uzun değil. Benimki ince uzun. Öyle. Burada işte bir masası var. Burada genelde deney yapmak için bir video çekiyor.
Arka planda güzel duruyor. Baksanıza orman, orman. Her yer ağaç, orman yani. Güzel. Son şeyi de göstereceğim. Dur. Erhan'ın tuvaletini, banyosunu göstereyim. Burası şey. Elini yıkama geçim bir yer. Yani normal YouTuber'lardan gördüğüm. Minecraft'çılardan. Burada şampuanı var iki tane. Şuradan da işte duş. Şurası da bakın. Bunu bir YouTuber'dan gördüm. İsmini versem mi? Hadi vereyim. Ali Deniz Çemkotuk'tan. Yani çok takip ediyorum kendisini. Ama son zamanları takip etmez oldum. Daha çok Düşler Şehri videolarını izliyordum. Çok çok bence iyi bir YouTuber. Aboneyi ve beğenmeyi hak eden bir YouTuber. Bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Siz başka düşünebilirsiniz. Evet, bunu ondan gördüm. Tabii başka YouTuberlar da yapmış. O da ondan mı, başka YouTuberlardan mı gördü? Orasını bilmem. Burası kendi şeyi. Burası tuvalet. Şimdi klozetin kapağını açtık. İşimizi gördük. Sildik. Bitti. Şimdi sifonu çekeceğiz. Bastık. Sifon çekince kapak kendi kendine kapandı. Bunu Aliden Şempotuk'tan görmüştüm. Burada tuvalet kağıdı var. O kuvarsın, sütun kuvars biliyor. O da düz durmadığı için eşya çerçevesinin içine koydum. İşte kağıt havlu gibi duruyor. Böyle bir sabah yapalım. O masalın neden orada olduğunu merak ediyorsunuz. Gidelim bakalım. Neden buradaymış? Fikret Dokur. Dokur Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Bu da isimler var işte. Şuraya bakayım. Dokur Holding Yetkililer Kurulu. Burada yani işte toplantı, mesela patronun evinde geliyorlar şirketin yetkilileri, mesela personel müdürü, genel müdürler, müdürler. Hepsi buraya geliyor, toplanıyor, toplantı yapıyoruz. Toplantı ne? Toplantıda toplanmazsak olmaz. Evet. Güzel espri. Burada kahveler var. İçmek isteyen içer. Bakalım. Lütfen telefonlarımızı sessize alalım. Toplantı çünkü. Dogro Link Science, yani kuruluş 2001. Tabii bunu sıktım. Evet. Şurada da hani böyle televizyondan izlenir ya, bir de grafik. Şirketin ne kadar büyüdüğü yıllık şeye göre grafik tablosu. Biraz televizyon. Böyle. Yani güzel, ben çok beğeniyorum evimi. Siz de beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. O şey butonuna. Biliyorsunuz like, beğenme tuşu. Ona basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İkisi de çok önemli şeyler. Bunun tanıtım videolarının devamı gelecek ama eğer istemiyorsanız yani tanıtım videosu çekmem. Ama eğer izleyenler ister, yani neden istemesin? Bu şekilde bir de kuş bakışı gösterelim. Şöyle. Meksim kulübesine düştük. Bu da benim evim. Yani hayalimdeki evim. Güzel bence. Burada Erhan'la ben yaşıyoruz. Bir de hizmetçi var. O müştemilatta kalıyor zaten. Yani genel olarak Erhan'la ben yaşıyoruz. Erhan'ı belki tanıyorsunuzdur. Ama belki tanımıyor da olabilirsiniz. Son olarak şurada bir final uçuşu yapacağım. Şuraya koymuştum ben. Tamam mı? Şurada elimi boşaltayım ya. Bu arada karakterim de tam iş adamı karakteri. Bakın. Elikle. Ya. Envanter boş. Karakterim bu şekilde. Güzel.
Elektramız varmış zaten. Şuradan. Evet. Son olarak like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.